biz de devamlı bir arayışın peşindeyiz. Devamlı bir arayışa dikkat ederseniz hep yönelik yaşarız. Ne bulursak bulduğumuz şey bir müddet bizi tatmin eder, arkasından yine bir boşluğa düşeriz. Bu her sınıf yaşantımızda böyle. Mesela ticaretimizde böyle. Mesela ne bileyim, gezilerimizde böyle, musiki dünyamızda böyle, tad alma vesair gibi dünyalarımızda hep bu hali yaşarız. Bir misal vereyim. Ee, mesela bir insan, ben bir ev sahibi olayım, bu bana yeter diye yola çıkar, bir ev sahibi olduğu zaman, ikinci veya üçüncü neden olmasın hesabı içerisine girer. İnsanoğlunun bir vadi altın olsa bir ikinci vadi olmasını arzu eder. Onun gözünü ancak bir avuç toprak doyurur. Hadisinde yani bizde öyle bir tabiat var ki efendim yemekle bitmez. Doymak, doymak nedir bilmez. Yedir, yedirebildiğin kadar ama doymak diye bir mefhum bilmez. O bizim hırsımız, tamamız. Böyle bir yönümüz de var bizim. Bu yön aslında o ciddi kulvarda arayışımızın en büyük unsuru. Bu hırs aslında bizi bitirirken yeniliklere ulaşabilmek için de kapalı kapıları açan da mükemmel bir alet. Yani her şey zıttıyla kaim olması münasebetiyle öyle bir insanda denge var ki şer dediğin şey bir de önüne rahmet kapısı olarak çıkıyor. İşte bu arayış, bu tatmin olmama. Müzik dedik. Mesela musikiyle uğraşanlar bilirler. Efendim fasıllar geçenler bilirler. Yeni bir beste sanatkarı ortaya kor. Herkes onu icra eder. Ve herkes de bunu söylemeye başlar. Bu bir ay gider, iki ay gider, üç ay gider, bir sene gider. Ama bir noktaya gelir. Ya daha olması lazım. O istenilen şey artık terk edilmez ama unutulur. Yenisi. Ondan sonrası. Ondan. Yani insan da <laughs> güzelin güzeline doğru onu iç tabiatında sürükleyen ilahi bir güç var. Zaten insanda bu güç, bu yön asıl insan dediğimiz cevher o.